bizi tüm dünyayı saran, ülkelerin ve insanların kaderleriyle oynayan sanal ahtapotun ülkemize uzanan kollarını kesmeyi kendilerine görev addeden vatanseverlerin hikayesidir. İşler ters giderse ne yapacağınızı biliyorsunuz. Evet, sen merak etme. Hadi Allah'a emanet ol. Alo, bu kadın haline bu saatte hangi işe çomak sokmayı düşünüyorsun ha? Çomak sokmak mı? Kırarlar o çomağı. Geldi abi. Dayan abi. Abi iyi misin? Hadi. Biraz çabuk olun lütfen. Sakin, bize bırak. Yavaş, kaldır. Tamam, hadi. Hadi. Sarsmadan abi. Tamam. Nihayet iş bitti. Artık Çınar Bey dönemi tamamen sona ermiş görünüyor. Peşlerinden gidelim. İyi misiniz efendim? Benden. Gazeteci hanım, şu organ araştırma mevzularına bir dikkat etseniz diyorum. Doğru yarayı kaşımışım. Anne hoş oldu. Ne iş yapıyorsun? Ticaret yapıyorum ben de. Aa çok güzel, bayılırım ticarete. Ne kadar güzel kızlar var. Buradan çok güzelmiş. Çok gülmüşmüş. Paçoz, 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 neredesin? Gel, pis. Paçoz, Paçoz gel. Paçoz, gel, gel, pis, gel hayatım, gel. Paçoz. Hayır. Olamaz. Namussuzlar. Bu işin peşini bırakmayacağım. Aradılar mı efendim? Hayır, hala hiçbir haber yok. Sanki yer yarıldı, içine girdiler. Hiçbirine ulaşamıyorum. Anladım efendim. Biz de bardayız. Haber alınca acaba... Tamam, uzatma. Bekliyoruz işte. Telefonu meşgul etme. Gözlerin çok güzel. Teşekkür ederim. Çok kibar gibi. Ha, sorma. Alo. Benim. Hesap kapatıldı efendim. Güzel. Selamünaleyküm. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Bize ait bir şeyi almaya geldim. Anlamadım. Arkadaşımızın size hediye ettiği bize ait cep bilgisayarını almaya geldim. Ne bilgisayarı? Ben bir şey anlamadım Fuat. Sen anladın mı? Yo. Şimdi anlarsın. Şurası değil mi? Evet. O binanın solundaki boşluk veya sağdaki boşluk. Tamam. Farklı açılardan fotoğraflandıralım. Arkasından laboratuvarda inceleme yapacağız. Bakın şurayı da inceleyeceğiz, olur mu? Şurayı. Tamam. Görev tamamdır. Şu an mantıkadayım. Akif söyledi. Ama siz yine de tam emin olun. Akif ve Seray ambulansın peşinde efendim. Tamam. Sen şimdi hemen uzaklaş oradan. Bir iki günde ortalarda görünme. Eğer gerekirse ben seni çağırırım. Anlaşıldı efendim. Tamamdır bu iş. İşte böyle. Hadi bir şeyler yapsanıza ya. Niye geldin? Demek yüzünü kedi tırmaladı ha? Hem de çok vahşiydi. Miau. Miau. Vahşi kedilere bayılırım. Miau. Hadi bir şeyler içelim hadi. Ah. Hadi. Hadi. Hadi Şerif hadi. Hadi. Merhaba. 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 O masa dolu anam. Bak şu masada kartlar oturuyor. Oraya gitsen. Bu yakışıklı bizim. Hadi yaylan. Anlaşıldı efendim. Ortalığın biraz durulmasını bekliyoruz. Sen kal. Seray tetkike çıksın. Ama efendim şu anda güvenlik yoğun. Bir yakını için acile gelmiş bir kadından kimse kolay kolay şüphelenmez. Sıcağı sıcağına emin olun. Anlaşıldı efendim. Ne diyor? Senin tek gitmeni istiyor. Uzattın ama moruk. Hadi yaylan yaylan. Beyefendi bu hanımları tanıyor musunuz? Tanımıyordum. Tanıştık. Bu Sibel. Bu da Sennur. Sennur benim. Sibel o. Eğer ben görmeseydim bu gece burayı 5 kuruşsuz terk edecektiniz. Anlayamadım. Bu bayan az evvel sizin cüzdanınızı çaldı. Yalan. Şikayetçi misiniz beyefendi? Yani tabii ki şikayetçiyim. Buyurun. En yakın merkeze gidiyoruz. Beyefendi siz de buyurun. Aha. İfadeniz gerekecek. Bir sorun mu var? Allah Allah. Pardon. Alın şunları. Hadi. Hadi. Ya ne oluyor? Hayır. Ya ben gitmek istemiyorum. Ya hayır bırakır mısınız beni? Ben gitmek istemiyorum. Hadi ya. Hadi. Ya bırakır mısınız? Pardon. Öncelikle başınız sağ olsun. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hastamızı kurtarmayı başaramadık. Kurşun aort damarında onarılamaz hasar meydana getirmiş. Ve buna bağlı olarak hastamızın saat tam olarak 23.55'te vefatı gerçekleşmiştir. Çok duyarlı bir insanmış rahmetli. Vasiyeti üzerine organlarını bağışlamış. Birçok mağdur hastayı sayesinde hayata döndüreceğiz. Gerekli işlemler şu anda tamamlanıyor. Tekrar başınız sağ olsun. Şu ağaçlardan itibaren çevirelim. Tamam. Bütün gece çalıştın. Dinlenecektin hani. Ne diyorsun inan? Böyle bir günde dinlenilir mi hiç? Sen beni bırak da olayı anlat. Nasıl olmuş? Hangi çıban başının işi bu? Maktule şu yönden ateş edilmiş galiba. Evet. Hayırdır Filiz? Of, Doğan canım çok sıkkın. Nedir bu kadar canını sıkan? Paçoz öldü. Ne? Kedim öldü mü? Hayır, senin kedin değil. Bizim kedimiz öldürüldü. Sen ne dediğinin farkında mısın? Kediden kim ne ister ki? Son dosyam kayıplarla ilgiliydi. İşin ucu organ mafyasına kadar uzanıyor. Birilerinin canını çok sıktım galiba. Geçen gece bir araç beni taciz etti. Sanırım aynı adamlar aynı gece evimi dağıtmışlar. Paçozu da öldürmüşler. Biraz da biz ilgilenelim onlarla. Gerek yok. Ben başımın çaresine bakabilirim. Hiç değişmemişsin. Ne zaman geldi bunlar? Az önce efendim. Ayten geldi mi? Geldi, içeride efendim. Çağır gelsin. Peki efendim. Soyunu da kurutacağım. Senden iz bile kalmamalı. Çaldığınız bilgisayar nerede lan? Biz bir şey çalmadık. Sabrım taşıyor. Sizde olduğunu biliyoruz. Uydudan takip edildiniz lan. Gerçekten. Bizde yok. Bakın lan. Bakın lan, bu ekrandaki o cep bilgisayarının yaydığı sinyaller. Sizin tamirhaneden geliyor. Şimdi ayaklarınızı kaybetmek istemiyorsanız bir an evvel ötün. Nerede sakladınız? Hadi. 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 Bizde değil. Demek değil. İyi o zaman. Biraz da böyle misafirperverlik gösterelim. Osman, suyumuz hazır mı? Hazır abi. Güzel. Koy önlerine bakalım. Size bayağı eziyet verdim. Ayağınız çok acıyor oldu. Hani biraz tuzlu su acınızı ve yorgunluğunuzu alır ha? Ha? Osman. Balistikten çıkacak raporları ve bu adamın kimliğini, kimlerle bağlantıya geçtiğini acil bul. Tamam abi. Ama zaten bu adamın kim olduğu teşkilatımızca biliniyor. Polislikten atılma Çetin Kızıldağ. Uzun zamandır aranıyordu. Çetin Kızıldağ'ın en son Kuzey Irak'ta olduğu bilgisi bize gelmişti. Kimlerle temas etmiş bulun. Telefon kayıtları, kaldığı yerler, her şeyi istiyorum. Bu aramıza dönüyorsun demek mi oluyor? Çınar Bey'i vuranın bu adam olduğuna şüphe yok. Yine de balistikten çıkacak raporlar gerekli. Asıl soru şu. Bunu kim vurdu? Madem başkomiserin de çok iyi biri, bu durumda bir an evvel emniyetten izin al. İzin mi? Niçin? Anlayamadım. Senin artık yurt dışında eğitim alma zamanın geldi Duygu. Aksanını bir İngiliz'den ayırmak imkansız. Öğrencilerimin arasında başarısıyla, zekasıyla dikkati üzerine toplayan bir başkasını daha tanımıyorum. Teşekkür ederim. Teklifiniz çok hoş. Ama biliyorsunuz ki yurt dışında dil eğitimi almak maddi açıdan biraz külfetli. Memur maaşıyla imkanı yok. Ancak burs olursa başka tabii. Ama burs. Burs kolay. Ben ve benim gibi eğitime önem veren dostlarımız sana bu imkanı sağlayabiliriz. Gerçekten mi? Tabii ki. Çok iyisiniz. Ama bu iyiliğinizi ben sonra nasıl öderim? Karşılık bekleyen kim? Bu kadar büyük bir yardımı karşılıksız kabul edemem. Beni mahcup ediyorsunuz. Hadi, utanılacak bir durum yok. Biz öğretmen-öğrenci ilişkisinden çok dostuz. Değil mi? Dostlar birbirine her zaman yardım etmelidir. Haklısınız. Tabii ki haklıyım. Gün gelir sen de bana yardım edersin. Belli mi olur? Birer kahve daha içeriz değil mi? Öner, Osmanlıları ve yanına takviye de alıp doğruca bu itlerin dükkanına gidin. Sinyalleri izleyerek bu zımbırtıyı bulun. Tamirhaneyi didik didik arayın. Gerekirse dükkanı yıkın. Akşam olunca harekete geçin. Hadi yürü. Sakın Ayten. Hatayı kabul etmediğimi bilirsin. Bu iş bir an önce bitirilmeli. Tabii efendim. Siz hiç merak etmeyin. Planınız aynen tatbik edilecektir. Yakında bazı önemli dostlarımız bizi ziyarete gelecek. Hı hı. Onların karşısında komik duruma düşmeyi asla hazmedemem. Anlaşıldı mı? Hı hı. Siz hiç merak etmeyin efendim. Yalnız bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Çınar Bey... Hiç ölüden korkulur mu Ayten? Artık o bir tarih. Sana verdiğim şu görevi yerine getirdiğin zaman... Çınar Bey'in defteri ebediyen kapanmış olacak. Komiserim bir şey buldum. Burada. Abi, hayırdır? Adamımızın yem olduğu ortada. Bu tek kişinin işi değil. Perde arkasında kim var peki? Aynur, şu çantalara bak. Rüyanda görürsün. O niyeymiş? Müdüre dik kafalık yapmasaydın şu anda işin devam ediyordu. 3 aydır da iş bulamadın. Bir de şu çantalara bak diyorsun. Allah'tan baban yolluyor da. Aynur lütfen. Kötü bir şey mi dedim? Ne kızıyorsun? Aynur lütfen dedim ama. Ah kızlar, başladınız gene. O başlattı karıncığım. Hem sana bir şey değil mi kızım? Türkiye güzeli seçildiğimde bu benim en yakın arkadaşım diye sakın yanıma gelmeye kalkma. O zaman bu dediklerini hatırlatırım işte. Aman aman sevsinler seni. Türkiye güzeliymiş. Sen seçil de bunu hatırlatman kalsın. Daha cep telefonunu nerede kaybettiğini hatırlamıyorsun. Bunu mu hatırlayacaksın? Karıncığım öldürürüm ben bu kızı ama. Aynur? Ne oldu? Ne oldu? Yüzün düştü birdenbire. Bu mail dün gece yollanmış. Güzel. Yüklemeye geçilsin. Bay Hasan, ufak karışıklık için sizden özür dilerim. Ayrıca hemen belirteyim, sizinle çalışmak bir zevk. Teşekkür ederim Bay Antonio. Sanırım transfer tamam. Evet. Yardım paketleri de şu dakikadan itibaren tankerlere yüklenmeye başlamıştır. Biliyorsunuz, şu sıralar bölge kaynıyor. Siz hiç endişelenmeyin. Gereği en ince detayına kadar düşünüldü. En geç bir haftaya kadar elinizde olacak. Birkaç ay sonra yeni siparişlerimiz olabilir. Hiç sorun değil. Buluruz. Temin ederiz. Siz yeter ki paradan haber verin. Lütfen bir dahaki sefere yardım fonumuza parayı zamanında yatırırsanız bugünkü gibi karışıklık yaşamamış oluruz. Şu işi tek partide halletseydik. Bay Hasan, Bay Hasan. Müşterilerimizin can güvenliği kadar İstediklerinin güvenliği de bizler için önemlidir. Anlıyorum. O zaman ilk parti. İlk partide hafif, ikinci partide ağır silahlar. Teşekkür ederim. Efendim, dinlenmelisiniz. İyiyim Duygu, teşekkür ederim. Nedir onlar? Size ateş eden kişinin bilgileri ve polis inceleme kayıtları. Ver bakalım. Arı kovanına çomak sokuldu. Akşama herkese burada istiyorum. Anlaşıldı efendim. Fuat! Suat! Demek buraya kadar geldiniz. Alo? Aynur? Çınar Bey? Nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Burada hepimiz perişan olduk. Sizi bilgilendirmediler mi? Hayır efendim. Sanırım o yaşananlar sırasında unutuldu. Doğrudur. Aynur, C planı devrede. Anlaşıldı efendim. Efendim, inanın şu an o kadar çok mutluyum ki. Ben de. Dur Karin. Efendim, Karin de çok mutlu olduğunu söylememi istiyor. Biliyorum. Teşekkür ederim. Aysun nasıl? İlk onu aradım ama cebi kapalıydı. Bir sorun yok umarım. Aynur? Efendim? Kızım nasıl diye sordum. Cebi kapalı. Aysun mu? Aysun çok iyi. O da yanımda şu an. O da çok merak etti sizi. Çok üzüldü. Cep telefonunu kaybetti. Bu yüzden ulaşamamış olabilirsiniz ona. Maşallah Türk gibi. Görüşebilir miyim? Tabii ki efendim. Ben Aysun'a veriyorum telefonu. Hayır. Kızım gelsene, deli etme insanı. Aysun hadi güzelim. Gel. Efendim. Aysun, nasılsın kızım? Bu elimde olduğu müddetçe çocuklar güvendesiniz. Arkadaşlar, Çınar Bey'in ortadan kaldırılmasındaki başarılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Davamıza hizmet etmek, bizden sonraki kuşakların geleceğini garantileyecektir. Yalnız son zamanlarda uyuşturucu trafiğindeki aksama hiç hoşuma gitmiyor. Efendim, tek nedeni polis ve jandarmanın ani baskınları. O zaman çift taraflıları bulun ve ayıklayın. İçimizdeki köstebekleri teker teker ayıklıyoruz. Yine de bu köstebeklere rağmen malların çoğu adresine ulaşıyor. Baskınlardan dolayı gelirimizin %30'u buhar olup gidiyor. Bu da çok önemli bir kayıp. Boran, bundan sonra bu uyuşturucu işi senin sorumluluğunda. Hadi adamlar, hala dışarıdalar. Ya Allah'ını seversen indirelim şunları. Fuat'la Suat'ın yerini bulmadan olmaz. Neler öğrendin? Tamirhanenin yanındaki dükkan sahibi her şeyi görmüş. Fakat korkudan bir şeye karışmamış. 5 adam içeri girmiş. Kısa süre sonra da adamlar Fuat'la Suat'ı yaka paça panelvana bindirmişler. Onur, durum nedir? Bu tür cihazların uydu kanalıyla takibi yapılabiliyormuş abi. Hı. Tahminin doğru çıktı Doğan abi. Takip ediliyorlarmış. Şu an ekrana sinyallerin kodları gelmek üzere. Tamam, ters sinyalleri yolla. Okey abi. Avcıya av yapma zamanı geldi. Harekete geçiyoruz. Oh be, nihayet. Ters sinyaller yollandı abi. Az sonra salaklaşacaklar. Arkadaşlar, av zamanı. Kolay gelsin abi. Bozuldu mu lan bu? E abi hangisini takip edeceğim ki? Herifler gidiyor. Deminki herifi takip edeceğim. Sür. Tamam. Aysun çok bitkin düştü. Belli etmedi ama size çok üzüldü. Biliyorum. O sizi seviyor efendim. Ondan şüphem yok. Zamanla beni anlayacak. Biliyor musunuz? Adamlarınız bizi almaya geldiğinde hemen sizi sordu. Babam nasıl dedi. Ona gereken sevgiyi veremediğim bir gerçek. Ona normal bir baba gibi yakın olamıyorum. Lakin vatanımızın çıkarları böyle fedakarlıklar gerektirebiliyor. Siz doğrusunu yapıyorsunuz efendim. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyiyim, sağ olun. Orhan. Emredin efendim. Bizimkileri bilgilendirdiniz mi? Evet efendim. C planı. Anlaşıldı efendim. Arkadaşlar, C planına geçiyoruz. Sonra Çınar Bey'i hastaneye götürdük. Çınar Bey hastaneye götürülürken acildeki doktor ve personel bilgilendirildi. Bize de sadece rol yapmak kaldı. Bizleri takip etmelerinden şüphelendiğimiz için rollerimizi sürdürdük. Böylece C planı işlemeye başlamış oldu. Peki Çınar Bey hastaneden nasıl çıkarıldı? İşte, her şeyi öğrendin Aynur. Merhaba arkadaşlar. Oturun. İnsanın dili tencerenin kapağı gibidir. Kapak aralandığında çıkan kokudan içinde ne piştiğini anlarsınız. Ülkemizi kaynayan bir tencere olarak düşündüğümüzde tencereye kapak olmaya çalışan bazı sivri dillileri de görmemiz kaçınılmazdır. İçerideki ahlaksızlıklara destek olan bu tencere kapağı kişiler ve kurumlar pişen yemeğin tadını bozmak için bazen gönüllü, bazen de korkudan kaos ortamı yaratmaktadır. Ahlaksızların bağırışlarıyla yürekli ulusumuzun naraları tilkiyle aslanın sesi gibi meydandadır. Ulusumuzun cesareti, doğruluğu tıpkı Musa'nın asası gibidir. Eğrilikse sihirbazların boş oyunlarına benzer ve yok olmaya mahkumdurlar. Tarihte birçok ulusun bu yüzden yok olduğu gerçektir. Bizler bu ülke için ne gerekirse yapmaya hazırız. Her şekilde bunu bilmeli ve hissetmeliler. Anlaşıldı mı? David Soka'yı yutmuş durumda efendim. Benim çok masum ve de kolay kandırılabilecek biri olduğumu düşünüyor. Ona göre emniyette bir kaynağı var artık. Güzel. Öteki mesele ne peki? Üzerindeyiz. Efendim, kaçırılan kızların yeri tespit edilmiş durumda. Birkaç adamımız örgütün içine sızmayı başardı. Yakında gelecek verilerle yapacağımız operasyonun aşamalarını tamamlamış olacağız. Abi, kasımız kuyuya düştü. Gerizekalı be. Sen de hemen buraya mı geldin? Emrullah, bilirsin ki sürüde zayıf, hasta ve yaralı hayvana yer yoktur. Hele aptala hiç yer yoktur. Abi ne yapıyorsun? Güçlendiriyorum. Temizle bunları. Şşş. Alo kalk lan. Şşş. Böyle işin zevki çıkmaz kalk lan. Alo. Şşş. Silahını bırak. Yemin ederim ki bunları gebertirim. Benden günah gitti. Silahını bırak. At ulan silahını. Ha şöyle. Şimdi arkadaşlarınla gebermeye hazır ol. Efendim. Geçmiş olsun Çınar Bey. Teşekkür ederim efendim. Karargah değiştirilmiş. Evet efendim. Bir süreliğine buradan, yani eski evimden işlerimizi yürüteceğiz. Anlıyorum. İsabet olmuş. Ölüm haberinin yayılması düşmanlarımızın bayram sevinci yaşamasına sebep olmuştur. Tahmin ediyorum efendim. Kısa süre içinde kursaklarında kalacak bir sevinç. Hanıma Müzehhir aracılığıyla dün $6 milyon silah alımı anlaşması yaptı. Teslimat haftaya. Daha sonra yer ve zaman size bildirilecek. Bu süre zarfında hazırlıklarınızı başlatın. Gereği yapılacaktır efendim. Sana tekrar geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Selamünaleyküm. Abi benim Sait. Operasyon başarısız. Öner beceremedi abi. Çekilin o zaman. Yeni emirlerimi bekleyin. Güvenli bir yere geçtiğinde de detayları istiyorum senden. Tamam abi. Nasıllar doktor bey? Arkadaşlarınızın bünyeleri güçlü. İyiye doğru gidiyorlar. Meraklanmayın, akşamüstü servise çıkarlar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nedir abi durum? Bugün servise çıkaracaklar. Oh, sen git istersen abi. Ben buradayım nasılsa. Biraz dinlen. Meraklanma, iyiyim. Beceriksiz herifler. Size verilen işi tam yapın. Eğer öterlerse onlar içerideyken tüm sülalesini gebertirim. Anlaşıldı mı? Bir şekilde bu mesajımı ilet. Salak herifler. Seray, Berfin'i ara. Yakalanan salakların avukatlığını o yapsın. Efendim onlar kim? Hala çapulculuktan kurtulamayan Celal ve adamları. Celal yakalandı mı efendim? Sistemin dışında hareket edersen başka ne olur ki? İş adamından mahalle kabadayısı gibi haraç mı istenirmiş? Ara Berfin'i. Peki efendim. Efendim isterseniz mahkeme olmadan temizletelim. Hayır. Şimdilik hayır. Zaten örgütümüz her geçen gün kayıplar vermekte. Pişmanlık yasasıyla bu kayıpların artması da cabası. Bu tür kayıplar davamıza inananların inancını yitirmesine sebep oluyor. Davamıza inananlar bizi hala çok güçlü bilmeli. İster misin bu deyip sana abayı yakmış olsun? Daha neler? Neden olmasın? Hazır bu kadar kısa sürede dostluk ilerlemişken bir bakmışsın elinde bir buket çiçekle karşına dikilmiş. Sonra gazetelerde manşet. Önönönön. Emniyet mensubuyla casusun büyük aşkı. Saçmalıyorsun inan. Okey, biraz uçtuk. Ama adam senin emniyette çalıştığını sanıyor değil mi? Ne olmuş? Daha ne olsun? Adam seninle bir güzel evlenir. Türkiye'de çalışma izni vesaire derdi böylece ortadan kalkmış olur. Atını da istediği gibi oynatır. Of inan. Onunla evleneceğime seninle evlenirim daha iyi. Ne de olsa sen de bekarsın. Hazır bu kadar evliliğe de kafayı takmışken. Bu lafını daha sonra hatırlatırım ama. Bak çıktı. Aysun, haftalık burcunda ne yazıyor merak ediyor musun? İnanmıyorum. Sen bana burç okuyacaksın ha? Ne alaka, sen fallara inanmazsın ki. Çok ilginç ama birebir seni anlatıyor. Çıkart ağzındaki baklayı. Boğa burcu kadınları çok inatçı ve çoğu ilişkilerinde mesafelidirler. Bu tutumları kendilerine zarar verecek. Anlaşıldı. Asıl konuya gel. Canım, babanla arandaki buzları artık eritsen diyorum. Aynur, lütfen. O senin baban. Hayatta kalan tek yakının. Evet, haklısın. Sayesinde hayatta kalan tek yakınım. Yapma Aysun. Bırak Aynur ya. Benim yaşadıklarımı sen yaşamadın. Aysun, hadi kızım. Yatma vaktin geldi. Ama resmin daha bitmedi. Hadi kızım, yarın devam edersin. Ama anne ya, babama hediyem bu. Babanın işi çıktı. Bu akşam gelmeyecek kızım. Beraber uyuyacaksın zaten. Yarın tamamlarsın. Hadi gel. Çabuk gir buraya Aysun. Ne oluyor anne? Kötü adamlar evimize girdi. Korkma yavrum. Sen artık kocaman kız oldun. Aysun, ne olursa olsun, ne duyarsan duy. Sakın, sakın ama sakın sesini çıkarma. Söz ver bana, söz mü? Söz. Hadi kızım. Kimsiniz? Çınar Bey nerede? Ne istiyorsunuz? Ne işiniz var evimde? Çınar Bey nerede dedim. Evde yok. Nerede dedim. Kızımı babaannesine götürdü. Doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum. Annesi hasta. İrfan, sen ha? Sen bizim en yakın dostumuzsun. İş başka, dostluk başka Seyhan. Çınar Bey burnunu fazla derine soktu. Nerede duracağını öğrenir artık. Tamam Aysun, geçti. Ama baban da hem eşini hem doğmamış bebeğini kaybetti. Böyle olsun ister miydi? Aysun canım, baban onların cezasını verdi. Sen de artık babanı affet. Ha? Cezalarını vermiş olması bana annemi geri getirmiyor Karin. Seni tekrar candan kutlarım. Her zamanki gibi işini temiz bitirdin. Teşekkür ederim efendim. Ne görev verilirse yerine getirmeye hazırım. Biliyorum. Güle güle. Alo Ayten. Buyurun efendim. Bugün paketi alıyorsunuz değil mi? Tabii efendim. Bugün saat 4'te çocuklar alacak. Tamam, bana mutlaka haber verin. Tamam, baş üstüne efendim. Görüşürüz, iyi günler. Elimizde neler var çocuklar? David'le yakın ilişki kuruldu efendim. David'in bana güveni tam. Rengini belli etti. Nihayet burs teklifi geldi. Benden cevap bekliyor. Güzel. Ayten'in durumu ne? Şu an uzaktan takipteyiz efendim. Efendim, bir şey mi oldu? Kızım.